Lady Ada, kendisi bir barbar, çiğ et ile besleniyor. O kadar parlak bir geleceği var ki ilerlediği her noktada etrafını ışık saçıyor. Bugün 29 Ekim ve Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyor. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Önceki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim hızlı bir şekilde. Ben şimdi şöyle yapacağım. Valkülleri açmıştık ya, bu sefer de barbarları açalım arkadaşlar. Barbarla oynamaya çalışalım. 100 parayı açıyoruz zaten ve 1900 param kaldı. Devam ediyorum. Ayrıca burada hemen barbar sınıfına geçmek istiyorum. Tamamdır. Barbar sınıfından ilerleyeceğiz. Burada mimar geldi. Mimar için şu anda acele etmiyorum. Burada ne var? Meditasyon çalışmaları. Elebaşı bölmesine girerken sağlık ve mana yenilersin diyor. Bak bu güzel aslında. Canımızın %20'sini yenileyip boss odasına girebiliriz arkadaşlar, bu gayet iyi. Bundan bir tane alsam, tamam mı? Ondan sonra ben gelsem şöyle tekrar hasarımı mı arttırsam? Ve burada bir tane daha yemekhane açıldı galiba. Meyve suyu barı diyor. Zindeliğimizi ikinci seviyeden yükseltebiliyoruz. Yani bunu fullediğim zaman artık bunu da yükseltebilirim. Öyle gözüküyor. Şurada da kalkanı açabilirim. Bonus zırh kazanabiliriz. Peki bu da çok iyi arkadaşlar. Zırhlar tabii ki işime çok yarıyor. Buradan bir tane zırh yükseltmesi alacağım. Sonra buraya kuşhane geldi. Mızrakta ejder süvarileri 30 seviye olmamız gerekiyor. Bunun için erken. Ben şöyle yapacağım. Ben hasarımı yükselteceğim. Bir tane bundan. Sonra ne alabiliyorum diye bakacağım. Sonra zırhımızın ağırlığını yükseltsem mi diye düşünüyorum. Paramı bir harcamayayım. İlk önce buraya bir gelelim. Ne oluyor abi? Bu arkamdaki ışık ne? Bu ne? Benim bir özelliğim mi var? Sinestezi. Hareketin rengi. Her şey ardında renk bırakın. Neden abi? Neden ardında renk kalıyor? Ne özelliği var? Bilmiyorum valla. Birazcık garip gözüküyor. Neyse bakalım. Yeni bir şey geldi mi? Alim silahla oynayacağız. Alim miğferle oynayacağız. Deri göğüsle devam ediyoruz. Pelerin almayacağım gene büyücü olmadığımız için ve başka bir şey yok zaten. Tamamdır. Yer saldırıları her zaman yetenek kritiğidir diyor. Yani ben yerdeyken böyle saldırdığımda barbarım her zaman kritik vuruyor. Eğer ben bunu alırsam muhtemelen vurduğum kritik hasarı çok artacak. Bunu alabilirim ama şu an paramız yok ki. Ben neyi hesaplıyorum böyle? Başka bir şey var mı? Başka bir şey burada yok. Şurada bir şey var mı? Bakıyorum. Tamam, burada da bir şey yok arkadaşlar. O zaman benim yapacağım şey belli ya. Ben buraya geleceğim. Burada şöyle zindeliğimi buradan yükselteceğim. Olur mu? Zindeliğimi yükseltiyorum ve hızlı bir şekilde bu savaşa da gireceğim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. 470 canım var. Artık 29 seviyeyiz ve kaleye girelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bir de tabii ki Lameş'in gizli odasına girmeye çalışacağım. Neresiydi ora? Fenerli odada bir tane yere gizli kapı koymuş arkadaşlar. O odayı gördüğüm zaman mutlaka deneyeceğim. Bakın düşmanları donduruyorum. Barbar'ın yeteneği bu. Sonra gelip üzerlerine şöyle kritik vuruyorum. Hepsi donuk haldeyken kritik hasarımızı vurduk. Şöyle şuna bir şuradan vuralım. Abi o nereye düştük? Şöyle vur, gel bakayım. Bir tane de böyle vur, tamam. Normal hasarım muhtemelen 78'den düşük ama kritik vurduğum için iyi vuruyorum şu an. Burada peri sandığı var. Peri sandığına henüz gitmeyeceğim ya. Bu peri sandıkları beni çok üzüyor arkadaşlar. Çok moralimi bozuyor. Şöyle yapacağım ben. Aa, bu arada düşmanlar da arkasında iz bırakıyor. Değil mi? Evet, onlar da arkasında iz bırakıyor. Ama zaten bu çok önemli bir şey değildi. Umurumda da değil. Ben şöyle geleceğim. Bir tane vuracağım. Tamam. Devam bakalım. Bu sandığı şöyle bir gelebilir miyiz? Hemen sandığı aldık. Ben şöyle bir aşağıya inim. Buraya bakayım. Tüm düşmanları alt ediyor. Bu kolay ya arkadaşlar. Bunu yaparız. Şöyle yapıyorum. Şunu kullanıyorum. Hadi bakayım. Herkesi vurmaya başlayayım. Bir tane de sana vuruyorum. Bir tane de sana. Şöyle. Şöyle yapacağım. Şöyle vuracağım. Gel abi, gel abi. Herkes arkasında renk bırakıyor. Kafam karışıyor bu arada. Bu ne böyle? Gökkuşağı oldu ekran. Şöyle arkasına geçeyim. Şunun da kafasına vuralım. Başka kim kaldı? Buradaki abi kaldı. Bu abiye şöyle vuralım. Kim kaldı? Şurada bir, evet, büyücümüz var. Büyücünün büyüsüne kafa attık ve tamamdır. Sanırım peri sandığımız şu anda açıldı. Ve hemen kan taşlarımızı, artık bunlar her neyse, bunları alıyoruz. Ve devam. Gizli kapı, gizli duvar sanırım yok. Burada bir sandığımız var. Sandığı şöyle ben bir açayım. Hemen yukarı gideyim. Buradan alta gidersem birazcık kritik işler olabilir ama bir denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Doğru zamanda basmam lazım. Hadi. Evet, tamam. Sandığa geldik. Eğer orada RB'ye basamazsam biliyorsunuz ki direkt olarak dikenden hasar yerdim. Ve tabii ki zamanında bastım. Kolaydı. Şimdi bakın, bu
tırtıklı sapın pazarlığını biliyorum. %100 daha fazla hasar veriyorum ama hasar almak kötü. Ben çünkü gereksiz yere bir sürü hasar alıyorum. Bunu almayacağım. Burada ne var? Vücut büfesi. Pek seçici değilsen her şey lezzetli gelebilir. Ben bunu alacağım ya. Bir alalım bakalım ne oluyor. Alt edilen düşmanlardan %8 sağlık parçası düşme şansı vardır. Güzel. Can düşürebilirim arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Harika harika. Büyücü abi sen bir gidebilir misin ya? Tamam şuradaki sandığımızı da alalım da. Abi bu ne biçim bir iş böyle? Şu yaptığınıza bir bakar mısınız? Ben o altınları alacağım ya. Birazcık canımız acıyacak ama olsun arkadaşlar. Abiye tek atamıyorum. Aa bana vurdu lan. Bu adamı tek atamamak birazcık kötü derken bir tane can düştü. İşte bu. Bir de havadayken ben sürekli böyle dönerek bir hasar vuruyorum arkadaşlar. Bunu fark etmişsinizdir. Buradan alt kata giden bir yol var ve bu arada çok fazla şeker bulmaya başladım ya. Bu iş gerçekten güzel oldu. Buradan aşağıya gitmeyeceğim tabii ki. Orası güçlü bir bölge. Ben yukarı gideyim. Şurada bir yolumuz var. Uçan alev sen de bir git bakayım. Harika. Düşmanları öldürünce de sağlık yeniliyordum. Evet odamıza geldik. Şimdi arkadaşlar. Lameş ne diyordu? O yazıyı ben görebilir miyim? Buralarda yazıyor mu o yazı? Evet bakın sol tarafta şu anda yazıyor. Meskenimi Işıklar Kulesi'ne sakladım. Uzak duvarın karşısında 5. ve 6. fener arasında gizli bir kapı var. Uzak duvarın karşısında diyor. Bakın 5 burası, 6 burası. Tamam mı? Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 burası, 6 burası. Uzak duvar dediğine göre şurası. Şurada bir duvar olmalı. Oraya vuruyorum ama bir şey çıkmıyor. Şöyle yapsak. Evet, evet, evet. İşte buldum. Gördünüz mü? Buradan geçelim. Hemen yukarı gidelim. Bu ne? Sandık mı var? Nereye geldik? Bir yere geldik. Devam edelim. Şunları bir kırsam bir şey çıkar mı bilmiyorum ama bir kıralım bakalım. Burada bir şey var mı? Hayır. Burada zaten buraları kırınca bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Buralar irfan odası ama ben gene de kırıyorum. Sayfayı karalamalar, çizgiler ve soru işaretleri kaplıyor. Anlaşılır bir şey yok. Neden yok? Neden hiçbir şey anlamadım? Yabancı dille mi yazmışlar? Buradan şöyle yukarı tırmanmaya devam edeceğiz galiba. Bir oda daha var. Bu gerçekten kule. Aa bizim şövalye. İsimsiz şövalye var burada bakın. Hoş geldin gezgin. Bu noktayı pek kimse bilmez. Çok kişi bilmemeli de zaten. Herkes kendi olabileceği bir yere ihtiyaç duyar. Bir Haliçli bile. Ne demek istiyorsun ben anlamadım. Tamam burası gizli bir oda ama yani tam olarak niyetini anlamadım senin. Lameş'in anısına geldiğimizde bakalım ne oluyor. Burada Lameş gene geri dönüş töreninden bahsediyor. Köyü işgal etseydim isyanı daha başlamadan bastırabilirdim falan filan diyor. Haliçlilerin de tarafını da öğrenebilirdim diyor. Tören sırasında Haliçlileri pusuya düşüren isyancılar varmış. Onların çare bakacağını söylüyor. Tek çözüm bu. Bırakın gelsinler diyor arkadaşlar. Ve içgörüyü ben burada çözümlüyorum. Haliçli Lameş'e karşı %15 hasar kazandım. Çok iyi. Çok iyi. Peki burada fazla bir şey var mı? Burada şurayı vurabilir miyim ben sizce? Şöyle olmadı. Peki buradan atlarsam ne olur? Bir yere gider miyim? Gidemem. Tamam neyse ben gidiyorum. İsim şu şövalye. Kendini keşfetmek için saklanmak zorunda olduğunu düşünsene. Ya bu adam neden böyle şifreli konuşuyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden. Güzel arkadaşlar Lameş'e karşı %15 hasar bonusu kazandık. Bu bizim çok işimize yarayacak. Lameş'e karşı belki de zaferi bu şekilde alabiliriz. Şöyle yapacağım. Yemek düştü mü? Evet yemek düştü. Güzel. Hemen buradan çıkalım. Nereye gideceğim şimdi? Gitmediğim yer şurası. Alt kattaki odanın sağ tarafından gitmem gerekiyormuş. Zaten oradan geldim aslında. Hemen buradan ilerleyelim bakalım. Sen bir kafana alır mısın darbeyi? Sen de şöyle bir kafana al darbeyi. Kritik vuramadık havadayken vurduğum için. Gel abi. Gel abi. Seni bekliyorum. Gel. Gel. Bak şimdi hop. Kritiği vuruyorum. Gördünüz mü? Gel abi. Sen de gel abi. Hepiniz öleceksiniz. Bir barbarın karşısında artık duracak gücünüz yok. Benim atalarım birazcık daha güçsüz karakterlerdi ama barbar tamamen saf güçten oluşuyor ya. Saf güç ve hırstan oluşuyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Barbarlar öyledir. Ortalığı yakıp yıkar. Şimdi bu ne? Burada ay lan bunu görmedim ya. Bunu görmedim. Şöyle yapacağım. Bunu şöyle öldürebilir miyim acaba? Ben bunu burada bırakmak istemiyorum. Öldü ama zaten para bırakmadı. Yukarı gidelim. Bu arada Lameş'e yakınlaşmış olmamız lazım. Artık her yeri araştırdığımı düşünüyorum. Şöyle yaptık. Şöyle geldim. Bir tane de sana vurdum. Harika. Can aldık. Gayet iyi. Gayet iyi. Bu can çıkması müthiş oldu ya benim için. Keşke her zaman bu çıksa arkadaşlar. Allah gene hasar yedik. Sorun değil ama. Canımı çoğaltabilirim diye bakıyorum ama zaten Lameş'in odasına girince canımız %20 çoğalacak derken bir yadigar odasına daha geldik. Savaş davulu. İnsanlara savaşa hazırlanmaları için bir işaret. Kimse saklanacak bir delik bulamayacak. Bakın bana güzel bir şey verebilir. Bu nedir? Yıldız sapan. Abi bak şu an alırsan bunları bu 45 kararlılık. Bu 25 kararlılık istiyor ve benim kararlılığım 100'ün altına düşüyor. Maksimum sağlık puanım düşecek. Ben artık burada Lameş'i yenmek istiyorum. O yüzden bilmediğim yadigarları almayacağım. Eğer Lameş'i yenersem alacağım. Kesinlikle. Şuradan geçelim. Bu ne abi? Gene mi yadigar? Ne kadar çok yadigar var.
35 karalılık olmaz. 25 karalılık olmaz abi. Alamam. Üzgünüm. Üzgünüm. Nerede bizim Burlamış'ın odası ya? Aha. 3. yadigar odası. Abi almayacağız dedik. Durmadan yadigar önerip önerip duruyor oyun bana. Gökyüzü korumasından bir tane daha geldi. Katalizör geldi. Almayacağım arkadaşlar. Almamaya yemin ettim. Şu anda maksimum sağlık puanımı düşüremem. Bu sağlık puanıyla ben Lameş'e gireceğim. Şuradan geçelim. Evet. Lameş'in odasına geldim. Şimdi şöyle yaptık. Başka bir şey var mı? Yok. Tamamdır. Ben hazırım. Bu şekilde Lameş'in karşısına çıkacağım. Haydi bakalım Musa, başaracaksın. Canım full, 500'e yakın canım var. Lütfen güzel bir şekilde oyna ve lütfen bu savaşı kazan. Çok dikkatli ol. Atalarından aldığın derslerle burayı tamamla. İlk önce zehir atarak başlayacağım. Zehir atalım. Sonra şimdi ne yapıyor? Evet, basit bir yetenek. Şunu kullanalım. Yerdeyken vuralım. Yerdeyken kritik vuruyorum. Tamam, gereksiz bir yetenek yaptı. Korkmuyoruz. Evet, evet. Yerden bir şeyler çıkaracak. Biliyorum bu hareketlerini. Tamam. Oo, kaçtık. Yerdeyken vuralım. Kritik vuruyoruz arkadaşlar. Unutmayacağım. Kaç. Şöyle kaç. Evet. Gayet güzel vuruyorum değil mi? Şöyle vuralım. Tamam. Yine korkmuyorum. Geri çekil. Şöyle. Dondur. Donduramıyor muyuz? Yok. Donum süresinde. Neden donum süresinde ya? Düşman mı öldürmek gerekiyor? Oo. Güzel kaçtım. Güzel. Şunu da atalım. Muhtemelen şu anda aynen yarı canı düştü. Yarı canı düştü. Hadi. 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 O ne? O ne? Tamam. Buna ölmüştüm en son. Hatırladım bu yeteneği. Ama tabii ki artık beni öldüremez. Fazladan hasar almıyorum. Burada Lameş kolay. Abi deş atamadım. Tamam, şuradan vuralım. Sıkıştık köşeye mi? Olsun. Bir dondurabilir miyim seni? Arkana geçeceğim. Tamam, ben orada değilim Lameş. Uyuyor musun? Lan bir anda arkasına döndüm. Manyağa bak. Lameş bu arada çöpsün kardeşim. Yani dedelerimi dövmüşsün. Adamların teknolojiden haberi yok. Taş devrinde yaşayan adamları dövmüşsün ama sana güzel bir ders veriyorum ben şu anda. Bir tane daha şundan kullanalım. Bir tane de şundan kullanalım ve Lameş ortadan kalkıyor. Barbarımızla birlikte Lameş'in içinden geçtik arkadaşlar. Müthiş oldu. Ödülüm ne? Kocaman bir silah istiyorum. Oha, kocaman bir sandık geldi. Ver abi. Bu ne? Para mı sadece? Lan silah falan yok mu? Evet evet, şu anda bakın. Altın kapının etrafındaki çerçevelerden, tablolardan ilki tamamlandı. Yani 6 boss'umuz var. İlki bu şekilde gitti arkadaşlar. Aa, bak bizim şövalye gene gelmiş. Ne haber? Haleşli Lameş'i mezara koyduğun için teşekkürler. Rica ederim. İsimsiz şövalye. Ne yapmış olursa olsun o bir savaşçı gibi ölmeyi hak etti. Lameş aslında iyi biri ya. Bakın Lameş hani Haleşliler tarafından ihanete uğramış birisi galiba anladığım kadarıyla. Bu Haleşliler ikiye bölünmüş ama Lameş iyinin tarafında sanki arkadaşlar. Yanlışları olsa da iyinin tarafında gibi geldi bana. Yanlış mı yorumluyorum? Bilmiyorum. Neyse. Şimdi Lameş'i yendiğimize göre ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen ilerleyeceğim. Gerekli gördüğüm yadigarlar alacağım. Şimdi bakın. Savaş davulu benim için iyi olabilir. Yıldız sapan. Ben mesela güzel savaşıyorum ya. Savaş davulunu alacağım. Savaşla alakalı bir şeyse, bana güç verirse çok sevinirim. Her eşsiz yadigar verdiğin hasarı %4 arttırır. Abi bu olmadı ama ya. Daha fazla yadigar al diyor bana şu an. Ama ben daha fazla yadigar alamam ki. Ağırlaştırılmış hal hal. Olmaz abi. Bu yadigarlar burada kalsın. Bunları almayalım. Ben şimdi nereye gideceğim biliyor musunuz? Benim şu sağ tarafa geçmem lazım. Yeni bölgemiz orası gibi gözüküyor. Geldik. Canımız fazla inmedi. Birkaç yerden engelden hasar aldı ama olsun. Şimdi burası bizim ikinci bölgemiz. Lady Ada, gerçekten çok güzel ilerliyorsun. Bakalım şimdi buralarda ne var? Şuraları da bir kıralım. Tamam mı? Şuraya bir girelim. Burada bir şey yoktu değil mi? Evet, burada bir şey yok. Çık bakayım. Şimdi Eko'nun çizmeleri gereklidir diyor arkadaşlar. Eko'nun çizmeleri diye ben de öyle bir şey yok. Ve bu arada hani Lameş bir şey mi attı? Bir ödül falan da atmadı. Ben neden gidemiyorum? Hani ben buradan gidemiyorum. Lameş de ödül vermedi. Nereye gideceğiz ki? Mesela benim bir ipucum var mı? Herhangi bir ipucum. Görevlere bakalım. Güneş feneri diye bir görev var. Bunu yapamam. Kapının yakınlarındaki mirası bul. Konum. Yerin ekseni, giriş doğrudan Agartha Kapı Kule'nin üzerinde diyor arkadaşlar. Şimdi yerin ekseninde bir miras varmış. Bakın burası yerin ekseni değil mi? Ben buradan bir çıkmak istiyorum. Çıkalım. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Bak Agartha Hisarı burası. Geldim. Burası yerin ekseni. Evet, burası yerin ekseni. Burada kapının üzerinde bir tane şey varmış. Miras varmış. Kapı burası. Yukarıda mı? Aa, bazı miraslar gizlenmiştir yazıyor. Bakın yukarıda bir kapı var. Tamam. Ben oraya şöyle gidebilirim. Şöyle, Allah olmadı bir saniye. Şöyle dur bir neden vuramıyorum? Şöyle şöyle, tamam geçtim. Burada bir şey var arkadaşlar. İlerleyelim. Aşağıda yol yok. Şuradan geç. Burada sanırım bir miras bulacağım ve hani ilerlememi sağlayacak. Öyle gözüküyor. E ben buradan yukarı çıkamıyorum. Şöyle mi yapacağız? Ha tamam.
Bu dikenlerden yukarı çıkabiliyordum. Şöyle şöyle mesela. Evet. Bu kim? Burada bir tane savaşçı yatıyor. Abi sen öldün mü? İçinde biri var mı acaba zırhın? Şöyle çıkalım bakalım. Burada ne var? Bir not daha. J. Son göçükle birlikte miras gömüldü. İyi haber şu ki yadigar hala bütün durumda. Bu şeyler gerçekten sağlam. Miras şurada. Gördüğünüz gibi muhtemelen bu Eko'nun çizmeleri sol tarafımda duruyor arkadaşlar. Buna ulaşmam lazım. Şöyle gideceğiz herhalde. Ama bakın ben buradan zıplayamıyorum. Ama sağ tarafta bir yol var gibi. Sağ tarafta kesinlikle bir yol var. Şuradan umarım şöyle hani şunu şu hareketi yaparak geçebilirim. Şöyle şöyle abi. Abi Allah nereye düştük oğlum ya? Ne yapacağız? Tekrar çıkalım. Bu dikenler tekrardan çıkmış ortaya. Eğer dikenler tekrardan ortaya çıkıyorsa onların da çıkması lazım. Bir saniye. Böyle yapınca yenileniyor. Aynen. Bir şansım daha var. Şöyle şöyle şöyle. Evet, işte bu işte bu. Geç bakayım. Yukarı yukarı. Bir daha bir daha. Tamam geldik. Sanırım yapmam gereken şey şuradan aşağıya düşmek arkadaşlar. Buradan aşağıya düşersem o çizmelere doğru giderim. Tekrar bakıyorum. Sağ tarafa doğru. Evet. İçgörüyü çözümledik ve burada yankının mirasını almak istiyorum. Hey ahbap, mücadele etmek istiyorsun değil mi? Öyle değil mi? Evet istiyorum, mücadele etmek istiyorum. Ahbap dinle. Kazanırsan sana rezonans gücünü vereceğim. Tamam, istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi burada yeni bir mücadele var. Dönen tekmelerim yankı tekmelerini yükseltildi. Nasıl oluyor o? Ha şunlara vurabiliyorum artık ve daha yükseğe mi zıplıyorum? Sanırım daha yükseğe zıplayabiliyorum. Bana birazcık öyle geldi. Evet, kesinlikle. Şu sol tarafta bir şey var mıdır? Yok gibi. Hiç bakmaya gerek bile yok. Şöyle ilerle bakalım. Haydi Lady Ada. Aa bu arada yankı tekmeleri darbelerini sıfırlar diyor. Normalde havada iki kere dash atamıyorum ama artık her darbe attığımda iki kere dash atabiliyorum. Lan abi ne yaptın Musa? Ne yaptın? Ay dur dur. Allah'tan canımız gitmiyor. Arkadaşlar şaşırdım. Şu anda baya... Ne yapıyorsun ya? Deş atsana. Basıyorum bak. Deşe basacağım şu an. Basmıyor. Gerçekten basmıyor. Basmıyor. Basmamasının sebebi çünkü havada iki kere deş atamıyorum. Şunu kullanmamız lazım. Evet. Bakın şimdi olacak. Şöyle geleceğim. Şöyle yapacağız. Ben de diyorum neden deş atmıyor arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şuradan geç. Şöyle yap. Şöyle yap. Tamam, çözmeye başladık. Ha oyun böyle hani zorla öğretiyor sana. Bunu abi ben bunu vuramıyorum. Ha bu da düşman. Bunlar da hayalet formunda düşmanlar. Bunlara da yankı tekmesi yapabiliyorum. Pekala yaparım. Çınlayan obje ve cisimlere saldırılabilir diyor. Bunlar bana saldırdığında ben şey yapabilecek miyim ya? Onlara da vurabilecek miyim? Neden geçemiyorum? Burada RB'ye basacağız değil mi? Evet RB'ye basacağız. Abi düştük gene. Düştük gene bir tane daha. Tamam. Olay budur. Ya bu yankı darbeleri sayesinde platform yapmamız gereken yerler olabilir arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Ben nereye düşüyorum? Ada. Aha geldim. Evet. Hemen şöyle çizmelerimizi bir alalım. Rezonans yankısı bana şu anda ödülümü veriyor. Yeni mirasımız bu arkadaşlar. Bakalım yeni bölgede neler yapacağız. Hemen ben aşağıya inmek istiyorum. Şöyle gidelim. Şöyle yapmamız lazım. Şöyle yapmamız lazım. Tamam, açar mısınız kapıyı? Lan o ne? Diken çıktı. Aa tuzaklar var. Bakın bunlara dikkat etmem lazım. Şimdi garip garip şeyler olacak gibi buralarda. Dead Cells'teki gibi sanırım böyle çatıların üzerine çıktığımız, başka yerlerden girdiğimiz aynı mekana her tarafı araştırmam gereken, bakmam gereken bir bölüm gibi gözüküyor. Bakalım öyle mi? Şunu bir at. Yalnız havadayken az hasar bulmam bu karakteri birazcık zayıf yapıyor ya. Sadece yerdeyken saldırmak lazım. Neyse buradan ilerliyoruz. Güzel. Canım falan çok iyi bu arada arkadaşlar. Canım neredeyse hiç düşmüyor. Yerde tuzak var. O tuzağı gördüm. O tuzağı gördüm. Allah, tuzağı gördüm de adama kafa atıyorum. Şöyle zıplayabilir miyim? Evet. Abicim sen de gökyüzüne mi çıkacaksın? İn aşağıda seni öldüreyim ya. Hayalet abartmadı mı biraz durumu? Ben şunu bir denemek istiyorum. Şöyle yapacağım. Olmadı arkadaşlar. Bir kere daha denesem mi? Denemeyeceğim. Canım gidiyor gereksiz yere. Şu abiye bir vuralım. İskelet kardeşlerimiz tanıdık düşman. Geber. Temas hasarı yedik. Canım burada bir tık fazla indi. Fark ediyorum. Düşmanlar sanırım bir tık değişti ve birazcık güçlü gibiler. Bunlar evet bakın yankı şeye gönderiyorlar. Görüyor musunuz? Yankı hasarı gönderiyorlar. Onlara darbe vurabilirim. Ama gerek yok. Onlara tekme atmak istemiyorum. Bu ne? Allah lan bu ne? Aa top. Top mermisi. Dur. Lan. Abi çok hasar vurdum. Geberir misin? Bunlara dikkat etmem lazım. Şimdi buradan yeni bir şey buluyorum. Alim göğüs buldum. Artık göğüs zırhımı da bu şekilde geliştireceğim. Zırhımız birazcık daha fazla olacak. Çok iyi. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Ben devam ediyorum. Burada biraz temkinli ilerleyeceğim. Hiçbir yeri bilmediğimiz için. Abi, temkinli ilerlemeye bak. Direkt kafa attık. Bir donar mısın kardeşim?
Şöyle yapacağım. Ben şimdi karşıya atlayacağım ama yan tarafta şey var arkadaşlar. Tuzak var. Fake atsam. Evet evet. Gördünüz mü? Fake atabiliyorum. Ben sanırım bunlar sensör gibi. Ben onların üzerinden geçtiğim anda tetikliyorum onları arkadaşlar. O yüzden onları hani böyle bir sensör gibi kullanıp tetikleyip ondan sonra ilerlemem daha iyi olacak. Hiç sağlık kaybetme diyor. Abi sağlık kaybetmemek tam benlik bir durum. O yüzden bunu açıyorum. Şöyle yapacağım. Evet evet, ellerime sağlık, ben gidebilirim. Sağlık kaybetme durumunu çözemiyorum ya. Ben illaki o dikenleri değiyorum arkadaşlar. Acaba fazla mı basıyorum? Sanırım zıplama tuşuna fazla basınca fazla zıpladığımız için o mekaniği hala çözemedim. Hala alışamadım, biliyor musunuz? Ben aslında direkt olarak hasar yememeye alışamadım ya. Şuna bir adım ileri gidip yani o adamdan da hasar yiyorsun ya. Oda bitti komple, sandıkları aldık, tamam güzel. Buradan geçelim o zaman, yeni odaya geçelim. Buradaki odalar birazcık daha geniş arkadaşlar, geniş ve açık. Şunu şöyle kullanmak istiyorum ben. Sana da şöyle bir vuralım. Harika. Can düşebilir mi ya? Canımız yarım oldu. Onu abi, gizli bir oda var burada. Nasıl ineceğim ben oraya? Işınlanmayla oraya geçmem gerekiyor. Çevrede bir ışınlanma görüyor musunuz? Arkadaşlar ışınlanma burada işte. Işınlanma burada. Ha, ben alta bir şekilde geçeceğim. Ondan sonra ışınlanmayla yukarı çıkacağım. Geçeceğim yerde belli bu arada ya. Kesinlikle. Ama ben geçeceğim yeri buldum. Şöyle yapacağım. Evet evet. Yaparsın Musa. Yapamazsın Musa. Musa bir kere daha denersin. Evet işte bu. Tamam. Kolaydı. Nereden geçiyoruz? Buradan çıkıyoruz. Devam. Şuradan bir geçebilir miyim? Şunu kullanacağım tabii ki. Bu düşman ölmüyor. Bak şunu aklına yaz artık. Tek vuruşta ölecek zannediyorum. Ölmüyor. Yukarı çıkmam lazım benim. Ben neden yukarı gidemiyorum? Yetişmiyorum arkadaşlar. Oraya çıkamadım. Herhangi bir şey yok ki burayım. Şimdi şunu bir öncelikli olarak şey yapmam lazım. Bu kapıyı neden açamıyorum? Abi. Abi 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 abi. Şunu bir susturalım. Tamam. Tamam. Artık rahatız. Şöyle geçebilir miyim? Öncelikli olarak buraya geçmek önemli, yoksa hasar yerdim. Sen ne yapıyorsun ya? Ben buralardan şöyle ilerleyeceğim arkadaşlar. Burası birazcık sıkıntı gibi. Sol yukarıda bir şeyler var ama oraya bakmak istemiyorum. Oraya ben gidemem ki zaten. Gel lan gel. Yaklaş. Ne biçim bir bölüm burası ya? Gel. 55 canım kaldı bu arada. Zorlanmaya başladım. Farkındasınızdır zaten siz de. Aşağıya düşsem bir şey var mı? Hocam şöyle yapacağız sanırım. İlerleyeceğim. Bu oda bitti ama şurada bir yere giremedik sadece. Orayı da artık ilerleyen zamanlarda gireriz. Aa, bak bak bak, kim var burada? İsimsiz şövalye. Ne haber? Niye konuşmuyorsun? Konuşmuyor benimle. Bu ne abi? Pizza Mundi mi? Burada bir dükkan var. Umarım yemek vardır. Umarım yemek yiyebilirim arkadaşlar. Canımı çoğaltabilirim. Abla sen kimsin? Bu ne? Hey yabancı. Bu kadar uzaktan biriyle tanışacağımı hiç düşünmemiştim. Ama geldiğine sevindim. Pizzacı kız var bu arada arkadaşlar. İsmi Maria'ymış. Peki sen ne yapıyorsun? Pizza yok mu? Ben pizza yemeye geldim. Kayma gerçekleştiğinde güneş kulesine gidiyordum. Ve bazı canavarlar hemen yanıma ışınlandı. Ben de buraya pizza dükkanıma koştum. Ve canavarlar gidene kadar saklanmaya karar verdim. Tamam, ben çevreyi temizledim. Sen çıkabilirsin artık buradan. Her neyse, dış görünüşünden anladığım kadarıyla buralı değilsin. Evet, hırsızız biz. Kuleyi soymaya geldik. Bir sülale boyunca kuleyi soymak istiyoruz. Belki sana yardımcı olabilirim diyor. Tamam, fırsatın olursa gel benimle ışınlayıcılardan birinin yanında buluş. Olur olur. Teşekkür ediyor bana. Ben de rica ederim diyorum tabii ki ve pizzacı kız açıldı. Pizzacı kız şimdi yolculuğunuzda sana yardımcı olacak. Spoiler uyarısı. Bunun pizza dağıtmakla hiç alakası yok. Pizza yok mu yani oyunda? Yemeyecek miyiz abi? Canım çalmayacak mı? Bir de oyun bana spoiler veriyor ya. Oyun neden bana spoiler veriyor abi? Bu ne? Ne garip bir durum. Çıktım, devam edeceğim. Şimdi en yakın ışınlanma yeri nerede? Burada bir ışınlanma şeyi var mı? Yok. Şuradan yukarı gitsem yeni bölge mi acaba? Bakmak istiyorum. Risk seviyesine bakacağım. Şu an risk seviyesi 5. Aa, pizzacı kız burada. Tekrar merhaba yabancı. Demek teklifimi duymak istiyorsun. Ne heyecanlı. Tamam, teklifini bir duyalım bakalım. Şimdi kayma diye bir şeyden bahsediyor bu kız. Kayma diye bir şey varmış ve o kaymayı hissedebiliyormuş. Bu portalı görüyor musun? Evet görüyorum. Portal orada duruyor. Akıntılar üzerinden diğer portallara bağlı. Evet, ışınlanıyorum. Bunu da biliyorum. Bir portal etkinleştirildiğinde ona geri dönmeye devam edebilirsin. Ancak bir kayma meydana gelirse bu portal bağlantısı kaybolur. Daha gidemez miyim eğer o kayma olursa? Kız da bunu araştırıyormuş arkadaşlar. Tam olarak da bunu araştırıyormuş. Ve onun için yeterince kaynak verirsem portalları kalıcı olarak açabilirim diyor. Evet, portallar bizim için çok önemli ışınlanma konusunda. Yani bu kızın yardımına ihtiyacımız var arkadaşlar. 1500 altın istiyor. Ne diyorsun ya? Gelecekteki tüm koşullar için bu pizza teslimat rotasının kilidini açmak 1500 altına mal olacak. Hayır hayır. Neden biliyor musunuz? Muhtemelen şöyle. Oyuna yeni başladığımızda, bakın ben oyuna yeni başladığımızda nereden başlıyorum? Hemen şöyle geldim. Buradan başlıyorum ya. Portal açılacak. Ben bu bölümü tamamen es geçip direkt olarak oyuna buradan devam edebileceğim. Ama şu an hani buranın risk seviyesi fazla olduğu için ben neden buradan devam edeyim ki? Ben zaten şöyle bir gitsem bir düşman görebilir miyim? Burada düşman var mı?
Burada bir düşman yok hocam. Sol tarafa gitmeyi denesem, şuraya bir büyü atsam şöyle. Orası da açılmıyor zaten. Bakın burayı açmam yanlış olurdu, tamam mı? Ben iniyorum. Tekrardan birazcık çevreye bakacağım. Şöyle gelelim. Burada bir portal daha yok muydu ya? Sanırım yoktu. Ben devam edeyim. Şu abi, ben seni donduracağım galiba. Şöyle yapacağım. Şöyle vuracağım, kaçacağım. Tamam, vuracağım, kaçacağım. Şimdi ben seni nasıl susturacağım? Seni bir de uyutmam lazım buradan gidebilmem için. Şöyle yapsak. Allah, hasarı yedik değil mi? Evet, orada sandığa ulaşamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ben kaçacağım herhalde ya. Ben kaçacağım. Burada saldırmak istemiyorum. Hasar alabilirim. İlerle. İlerle. Oo, güçlü düşmanlar var. Dur. Abi sana ben bir vurabilir miyim? Şöyle yapacağım. Bir saniye. Allah, kafa attık gene ya. Hayır hayır. Bu ne? Bu ne? Şunu öldürebilir miyim? Tamam tamam. Hayır ya. Vallahi buraya kadar çok güzel geldim. Leyda'da mükemmel ilerledi ama hani zaten burada çok fazla can yerine yemedim. Güçlü bölgelere yavaş yavaş ilerlemiş oldum. Ve keşke bir tane portal açabilseydim arkadaşlar. Eğer o portalı açsam bile ben hani alt kata iner devam ederdim diye düşünüyorum ama. Şimdi yeni oyuna başladığımızda ilk bölümü ilk seviyeyi gezmemize gerek kalmayacak mı? Onu da bir test edelim arkadaşlar. Onu da bir görelim, ondan sonra buna karar verelim. Leyda. Lamış yenerek ailesinin kanını yerde bırakmadı. Elindeki küçük baltası ama büyük yüreği ile harika işler çıkardı. Hiç kimsenin ilerleyemediği kadar ilerledi ve topladığı altınlar ile çocuklarına harika bir gelecek hazırladı. Lady Asya geldi, Sir Kerem, Lady Zeynep. Şimdi büyücü, okçu ve barbar geldi. Ama ben yeni sınıf da açmak istiyorum. Yeni bir sınıf görmek istiyorum. Burada daha fazla altın verdiği için Lady Zeynep'i seçelim. Ve çıt kırıldım özelliği var. Çıt kırıldım özelliği acaba fazla hasar almamızı mı sağlayacak arkadaşlar? Neyse bakalım, o özelliği de açmış oluruz. Ben bunu seçtim. Hemen şöyle aşağıya doğru geliyorum. Buradan yeni sınıf ne seçelim biliyor musunuz? Şöyle bakalım. Şurada dans salonu, düellocular var. Düellocuları seçebilirim. 325 paraya hemen düellocuları açtım ve düelloca sınıfına geçiyorum, tamam mı? Ben yeni zırh açacağım için şöyle ağırlığımı arttırmak istiyorum. Hatta ağırlığımı bir tane daha arttırayım ve buradan çıkıp şu kıyafeti bir yapalım öncelikli olarak. Benim kıyafetim burada. Alim göğsü hemen bu şekilde yapmak istiyorum. Hantal olduk arkadaşlar. Kararlılığımız %50'ye düştü. Olsun ama şu anda benim kalkanım 14'e yükseldi. Gayet az hasar alacağız. Başka bir şey yok zaten. Şimdi ben buradan gene çıkmak istiyorum. Şu ablaya baksak mı? Bir saniye. Şu abladan da bir yetenek vardı. Onu almaya çalışalım. Bu arada duyulucu gerçekten güzel gözüküyor. Eskirim kılıcı gibi bir kılıç tutuyor. Şuraya bir girelim bakalım. Yüksek bahis ürünü. Bunu alacaktım sanırım ya. Süper kritik arada bir vuruyoruz arkadaşlar. Bunu hasar çarpanını arttırabiliriz. Başka bir şey yok zaten. Tamam, ben bunu almak istiyorum. Ama kuşanamadık. Kuşanamadık. Neden kuşanamadık? Rünümüz ağır. Bunu çıkaramam. Sağlık puanı kazancını çıkaramam. Manyetizma rününü de çıkaramam. Kötü oldu ya. Boşu boşuna aldık bunu. Kendi ağırlığımı nasıl arttıracağım? Bununla alakalı bir şey vardı. Şuydu galiba. Evet, maksimum taşınabilir rün kapasitesini arttırır diyor. Tamam, bunu arttıralım. Hatta bir para daha versem mi, gerek yok. Şu an tekrardan bir bakmak istiyorum. Hani kuşanabiliyor muyum? Tekrar aşağıya inelim. Evet, şu anda kuşandım. Güzel. Burada yine ağırlığımı arttırabiliyorum ama gerek yok. Şöyle bakıyorum. Evet, burada bir tane sandık var arkadaşlar. Canlı kasa var. Ben bunu eğer açarsam Karona verdiğim paranın belli bir bölümü sanırım kasamıza gidiyordu. Öyle bir durum olması lazım. Tamamdır. Bunu alalım. Bu bizim için iyi olacak. Burada önemli olarak gördüğüm şeyleri açmam lazım. Bu nedir? Mahareti arttırır. Silah kritlerinin verdiği hasarı yükseltir. Bunu almam gerekiyor. Tamam mı? Silahlarımız kritik vursun. Bundan birkaç tane alalım arkadaşlar. Maharetimiz yükselsin. Şöyle bir tane daha basalım. Tamam. 2568 paramız var. Fazla da açmak istemiyorum. Başka ne var? Meditasyon çalışmaları. Bunu da yükseltelim mi? Silahımızın normal hasarını yükseltelim ilk olarak. Bir tane bundan. Sonra bir tane can yükseltelim. 1178 paramız var. Boksörleri açmayalım. Burada bakıyorum. Şu kalkanı yükseltelim ya. Bunu zırh kazanalım. Zırh önemli. 323 param var. Başka hiçbir şey alamıyorum. Alabiliyor muyum? Şunu alıyorum herhalde. Zekayı arttırır. Büyüyü ve hüner hasarını yükseltir. Şu an büyücü oynamıyorum ama gelecekte illaki büyücü oynayacağım. O yüzden paramız karona gitmesin diye ben bunu alayım. Tamamdır arkadaşlar. Hazırım. Aslında hazır değilim. Çevreye bakmadık. Buraya yeni bir ev gelmiş ve abla sen ne yapıyorsun? Ne haber abla? Selam yabancı. Beni köprüde kurtardığın için tekrar teşekkürler. Orada bu kadar uzun süre tıkılıp kalmak beni deli ediyordu. Rica ederim abla, rica ederim. Durmadan teşekkür etme. Bu kızı da beraberimize dışarı çıkarmışız arkadaşlar. Artık dostuz. En yakın dostuz.
O bana yardım edecek, ben ona yardım edeceğim. Krallıkta hala yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Bir dahaki sefere krallığa geri döndüğünde teknede beraber seyahat etmeliyiz. Güzel bir birliktelik olur. Olur olur, beraber gidelim. Karun kabul eder mi? Eder herhalde ya. Karun da kabul eder. Beraber gitme sözü verdik. Bir de buraya girelim. Burada ne var? Bu ne? Burada bir şeyler var. Koltuklar kırılmıyor. Etrafı kırsam bir şey çıkmaz herhalde. Aa, biri uyuyor. Sen kimsin? Bekçi Geras. Uyumuyordum lan. Neye uyumuyordun? Uyuyordun işte, yalan söyleme. Aa, bu sensin. Merhaba gezgin. Sonunda gelebilmene sevindim. Dünyalar arasındaki sıcak minik yuvamız sapma evine hoş geldin. Bu Karo'nun kardeşiymiş ve Karo'nun çok sessiz birisi olduğundan falan bahsediyor. Ondan rahatsız olma, iyi biridir falan filan diyor. Ben konuşmayı çok severim diyor gördüğünüz gibi. Birazdan narkopolitiğim mi dedi, bir şeyler söyledi. Burada sapma evinde ne yapıyoruz peki? Onu tam olarak bir açıklar mısın bana? Burada ne görevlerimiz var? Siz tanrı olsanız da hani her şeye kadim değilsiniz ve bana ne sunacaksın? Onu da merak ediyorum. Bana yardım et diyor. Tamam, sana yardım edebilirim. Erebus'u onar diyor. Peki onaralım arkadaşlar. Erebus'u bir onarmaya deneyelim. Nereye geldik lan? Bir dağa çıktık arkadaşlar. Karlı dağa geldik. Bir saniye, yeteneği ne bunun? Abi bu ne? Duelocu şöyle bir yuvarlanma yeteneği var. Bu sanırım Doge yeteneği ya. Darbe saldırısı her zaman yetenek kritiğidir diyor. Pekala. Şimdi Bekçi Geras gene buradaki dağdan bahsediyor. Erebus sanırım dağdı ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Erebus neydi arkadaşlar? Aa, ışınlandı. Nereye gittin lan? Şunu atalım. Oo, büyümüz de güzel yalnız. Peki ilerleyelim. Şu adamı bir bulalım artık. Abi neredesin? Ve benim burada ne işim var? Hala doğru bir şekilde anlatmıyorsun. Ben Erebus ruhlarının bekçisiyim. Şimdi bu insanların, canlıların, varlıkların böyle topraklarda iz bıraktığını falan bahsediyor. Bu izleri bulman gerekiyor senin diyor. Evet abi, bana artık düzgün bir şey söyle de ilerleyelim ya. Tamam, o kızıl hatıralara iz deniyor. Evet biliyorum, onları ben görüyorum etrafta. Onları bana getir, ben de arındırmana yardım edeyim diyor. Nasıl getireceğim abi? Ben onları alamıyorum ki. Benimle konuş, ben de seni onlara yönlendireyim. Peki mesela burada bir tane iz var, konuşalım. Geras'ın anısıymış bu, bakın. Geras'ın iziymiş bu. Gezgin bu izleri ele geçirebilecek kadar güçlü olacak mı? Olacağım, sen merak etme. Burası bomboş bir alan ya. Bu nedir böyle? Aha, tamam, tek başına çözemezsin. Anladık, sana yardım edeceğim ya. Tamam anladım. Bak gene kayboluyor. Bir şeyler söylüyor, kayboluyor. Yardım edeceğim dememe rağmen sanki etmeyecekmişim gibi konuşuyor. Hala beni ikna etmeye çalışıyor. Yolculuğun boyunca karşılaşacağın izler aldatıcıdır. Yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaklar. He. Ancak empati bularak bağlantını iyileştirebilirsen bu sınırları azaltabilir, hatta kaldırabilirsin. Peki zorlandığımız yerlerde demek yani yeteneğim yok veya mirasım yok. Sonradan gidip onları bir şekilde almam gerekecekmiş arkadaşlar. Kalderanın tepesine hoş geldin gezgin. Hoş bulduk. Tırmandım, bu dağ benim izim. Ve insanları kurtarmama korkumla birlikte büyümeye devam ediyor. Aa, bu yüzden mi bu dağ sürekli olarak yükseliyor böyle ve daha fazla yükselmemesi için senin korkularını yenmen gerekiyor ve sana ben yardım edeceğim. Ayrıca yeterince iyi performans gösterirsen sana kupa vereceğim diyor. Kupayı da severiz ya. Buradan aşağı da atlayalım bakalım bir şey olacak mı? Yani bölüm bu şekilde tamamlanıyor herhalde. Lady Zeynep Erebus'u onardı. Kupamız var mı şu an benim? Derecem S artı artı. Hiçbir şey yapmadık ki. Tekrardan konuşmaya gerek var mı? Basit bir başlangıçla başla diyor arkadaşlar. Kuledeki canavarları alt et diyor. Ben şu an bunu yapmayacağım. Şurada birileri var. Şunlarla bir konuşalım. Siz kimsiniz? Bunların ikisinin adı da Keresmiş ve ikisi kardeş. Neden ikinizin adı Keres? Sadece ruh ticareti yapıyorlarmış. Yani bunlara farklı türden bir şeyler getirmem gerekiyor. Cüzdanımda 100 var mesela. 50'sini buna verirsem daha yüksek seviye ekipman artık bulunabilir diyor. Tamam, kabul ediyorum, ben bunu yükselteceğim. Daha yüksek seviye ekipmanları bulalım. Burada da bu var. Runik ufuklar. Daha yüksek seviye rünler bulunabilir diyor. E tamam, bunu da açalım ve bir sürü şeyler var bakın. Bunların hepsini buradaki ruhlarla açacağız. Tamam mıdır arkadaşlar? Buradan çıkalım. Şimdi ben şuradaki mücadele bir tamamlamak istiyorum ya. Bu mücadele neymiş? Basit bir başlangıcı yapalım bakalım. Aa, bu şey mi? Dur, burada bir savaşa gireceğiz ama öncesinde bu şekilde yadigar mı seçeceğiz? Lameş'in bileme taşı. Silah yetenek kritikleri artık 6 saniye boyunca büyü kırma uygular, beğenmedim. Ve bunları değiştirebiliyorum. Değiştireceğim. Tamam, 3 tane hakkım var. Akşam görünmezliği. E bunların hepsi açık ama ben bunların hepsini görüyorum. Ben bunları hiç almadım ki daha önce. 1.2 saniye sabit kalmak görünmezlik verir. Harbi mi lan? Görünmez olmak işime yaramaz ki ama. Boks çanı. Silahın combo uygular. Ne diyorsun ya? Şöyle vurduğum zaman ard arda vurunca hasarım mı artıyor? Tamam, ben bunu alıyorum. 40 kararlılığa bunu aldım arkadaşlar. Güzel. Şöyle kritik yapabileceğim, combo yapabileceğim. Sol taraftaki odaya girelim bakalım. Yıldız sapan, hünerini ve büyüyü kullandığında geç, boş bu. Ananke'nin lütfu, bu da boş arkadaşlar. Tırtıklı sapın pazarlığı, %100 daha fazla hasar vermek için bunu alabilirim. Zeolot'un yüzüğü, maksimum mana puanı ile yapılan büyüler ekstra daha fazla hasar verir. Tamam, bunu da seçmek istiyorum. Büyü atarız daha fazla hasar vurmak için. Manamızın full olması lazım, unutmuyorum. Yukarı gidelim. Evet, şimdi sanırım bu yeteneklerle burada bir savaş yapacağız. Lan direkt sağlık puanı geldi. Hocam sana şöyle bir vurabilir miyim? Sana şöyle vuralım. Bir saniye gelme, üzerime gelme. Bu arada o da zor mu olacak acaba ya?
Sanki bir zor olacak gibi geldi bana ama şöyle bir vuralım. Çok da zor olmayacak bence ya. Evet ama sevdim. Oyunun buradaki mantığını sevdim. Hani el ısındırmak için bile burada oyun oynanabilir arkadaşlar. Dead Cells'in arena modu gibi. Hani heykel yapmaya çalışıyorduk ya. Build yapıp böyle bossları yenmeye çalıştığımız bir challenge gibi bir şeydi aslında. Boss rush odası gibi bir şeydi. Bakın burayı çok sevdim. Şimdi hocam şöyle ben şunu vurmak istiyorum sana. Nasıl hasar yedim ya? Bu kalkanlar ne oluyor abi? Şunu bir kullan. Evet, evet. Tamam. Allah, 81 canım kaldı arkadaşlar. Allah, 18 canım kaldı. Yapamayacak mıyız buraya? Yapamadım. Yapamadım. Gerçekten beceremedim. Bir kere daha deneyeceğim. Hasar aldıktan sonra evet bu güzel. Ölümsüzlük gemisi müthiş. 1.25 saniye dokunulmaz olacakmışım arkadaşlar. Tamam mı? Bunu aldık. Hadi bakalım lütfen bu sefer güzel bir şey gelsin. Vurulduktan sonra yenilmezlik süresince %100 daha fazla hasar ver. Eğer bir hasar alırsam dokunulmaz olduğum esnada çok fazla hasar vuracağım. %100 hasar vuracağım daha fazla. Bu sefer bari kazanayım ya. Hadi. Şu şekerlerim gidiyor bak, bu şekerlerim neden gidiyor abi? Bunu benden başka kullanan mı var? Ben bunu alacağım mesela şu an. Tamam. Evet, evet. Al abi. Al abi kafana. Hop. Şu yemeğimi alabilir miyim? Yemeğimi kimse almadan. Bu kalkan beni rahatsız ediyor. Alev topunu gönderemiyorum ya. Alev topunu düşmanlara tutturamıyorum. İyi mi? Ama şu an bak, deminki durumdan daha iyi durumumuz. Şu an canım o kadar az değil. Canım tekrar yarıya düşse de olsun olsun. Hiçbir sorun yok. Birazcık alev hasarı vurdum ve bu kadarmış zaten ya. Tamamladım. Hep sonda ölüyormuşum. 45 saniyede tamamladık. İyi mi sizce skorum? Bakalım bana ne kupası verecek? Bekliyorum. A artı artı verdi. Kupa yok mu kupa? Basit bir başlangıcı yaptım. Ne işimize yaradı peki? Ödülüm neydi bilmiyorum vallahi. Burada da yeni challenge'lar var. Erebus'ta bir şömine duvara hoş bir şekilde yerleştirilmiş diyor. Eğer oradaki anayı alırsam buradaki challenge'lar da açılacak arkadaşlar. Bunları da görüyorum. Evet ben burada daha fazla durmayacağım. Uzun bile durdum aslında. Şöyle çıkıyorum ve başka yapılacak bir şeyim kalmadı. Uzun bir oyun oldu ve güzel bir koşu yaptık. Lameşenmeyi başardık. Ardından bu karakterimizde de yeni şeyler yaptı. Bakın oradaki challenge odasını tamamladık ve bu şekilde ilerlemeye devam edeceğim. Videomuz çok uzun olmasın. Diğer videoda bu karakterden devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.